Süper Baba'nın Zeynep'i Sevinç Erbulak dizinin hayatındaki sihrini anlatıyor. Süper Baba benim için aslında şimdi baktığımda ilk çocuğum. Fikret'in en zor anları kızının sorunlarına göğüs gerdiği anlardı. Ama başardı. Çünkü o bir süper babaydı. Ne evi? Bayağı ev işte. Kiralık ha? Evet. Sen ve arkadaşların ev kiralayacaksınız ha? Evet anne. Yani eğer izin verirsen. Saçmalama, olmaz öyle şey. Yapma anne. Bak senin de sinirlerini bozuyorum. Gitarımın sesine bile tahammül edemiyorsun. Haklı da olabilirsin. Bak bence bu çözüm çok iyi yani. Olmaz dedim Zeynep. Konu kapanmıştır. Şimdi babamın ne kadar haklı olduğunu çok daha iyi anlıyorum. Tam da ihtiyacımız olduğu anda biz gibi, ailemiz gibi iyisiyle kötüsüyle hayata dair sımsıcak bir diziydi Süper Baba. Ve bu sıcacık ailenin sevgi dolu kızı Zeynep, yani Sevinç Erbulak bizlerle belki birçok diziye ilham kaynağı oldu. Belki de akıllardan çıkamayacak inanılmaz güzel anılarla beraber sizin hayatınızda bir parça. Ve tekrar anımsayacak olursak nasıl başladınız bu projeye, neler yaşandı o dönem? Çok özel bir dönem olarak hatırlıyorum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Çünkü seyirci için çok özel bir algısı olduğunu biliyorum Süper Baba'nın. Bunun hala bende karşılıkları var. Yani üzerinden 17-18 sene geçti galiba. Şimdi sayarsak aşağı yukarı öyledir. Benim için çok özel bir okuldu her şeyden önce. Çünkü çok ehliyetli öğretmenler vardı dizinin içinde. Yani öğretmen dediğim oyuncu büyüklerimiz. Ve ilk işim olduğu için iş gözüyle başlamıştım ama ilk bölümlerden itibaren orası benim tatilim haline gelmişti. Yani bir an önce gitmek istediğim, rahatlamak istediğim bir atölye olmuştu benim için Süper Baba. Yani sen şimdi ayrıldığınızı mı söylüyorsun? Evet, bitti. Ural diye biri yok artık, tamam mı? Peki nasıl olacak? İstifanı da kabul etmemişler. Evet ya, şef nutuk atıp gönderdi beni. Ama benim için hiç fark etmez. Çünkü ben kararımı verdim. Bitti. Artık onu görmem için hiçbir neden kalmadı. O kadar güzel bir müzik çalıyordu ki oyuncular kendi aralarında. Ben oynamadığım sahnelerde de mutlaka ya işte mumcunun arkasında ya kameramanın yanında mutfağın bütün detaylarını öğrenerek işi seyrettim. Dolayısıyla şu an bir evladım da var. Bir kız çocuğu sahibim ama bir Süper Baba benim için aslında şimdi baktığımda ilk çocuğum. Büyümesine tanıklık ettiğim ve büyürken onunla birlikte büyüdüğüm bir bebek. Zeynep o dönem gençlerin rol modeli olmuş, istediği okulda okumak uğruna büyüklerine karşı gelmeyi göze almıştı. Zeynep ve Fiko çatışması, o tatlı çatışma ve zaten büyük sevgiden doğan çatışma, o senelerde benim yaşımda olan pek çok insanın kendi istediği mesleği seçebilmesini sağladı. Çok enteresan bir şekilde aileler çok sinir de olsa o sırada bana. Çünkü sokakta yürüdüğümüzde işte bir adam beni, bir aile babası, evladım yapma böyle bak Akademi İstanbul'a gidiyorsun şimdi benim kız da gitarı tutturuyor derken arkada bana onun kızı böyle yapıyordu. İşte o çocuklar şimdi, o çocuklar dediğim artık o 34 yaşındaki koca çocuklar belki bir yerlerde müzisyen oldular, oyuncu oldular, birlikte sahneye çıkıyoruz ya da ben seyrediyorum, alkışlıyorum, gurur duyuyorum gibi. Hala yani tanımadığım pek çok insandan hayatımızı değiştirebildiğimiz için sana çok teşekkür ederiz'i duyuyorum. Hedeflerine kararlılıkla gidersen kimse karşında duramaz. Ama herkese de Bülent Ortaçgil gibi bir müzik hocası nasip olamaz. Zeynep, bir iki dakika kalabilir misin? Konuşalım. Konuşalım hocam. Neler oluyor? Yani nasıl neler oluyor? Bugünlerde derse pek kendini veremiyorsun. Babamla bozuştuk. Şimdi annemle kalıyorum. Onlar ayrı biliyorsunuz. Söylemiştin. Babamı kırdığımı biliyorum. Sonradan onunla konuşmaya çalıştım ama artık beni dinlemiyor. Annemse, annemle de işler o kadar iyi gitmiyor. Yani frekanslarınız tutmuyor. Öyle de diyebiliriz. Ama ona borçluyum. Bana bakıyor. Bu okulun parasını o ödüyor. Haklısın. Zor bir durum. Tam bir ikilem. Ama uğraşacaksın. Mücadele vereceksin. Hayat böyle. Para kazanmayı da Süper Baba'da öğrendim. Para harcamayı da Süper Baba'da öğrendim. Para biriktirmeyi de Süper Baba'da öğrendim. Anneme bir bulaşık makinesi almıştım. Hiç unutmuyorum. Çok ağlamıştı. Hani annem alamayacağı için değil. Ben kazandığım parayla eve bir bulaşık makinesi sokmuştum. Unutulmaz dizi Süper Baba'nın oyuncularına Sevinç Erbulak, İstanbul Efendisi müzikalindeki maharetlerinden biriyle veda edelim. Hocam bunlarla çalmıyorum ben. Bagetleri bulamadık diye. Bulamadığımız için. İşte böyle, bu kadar.
ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.